Şimdi öncelikli olarak videoya bir teşekkürle başlayayım. Hatta iki teşekkürle. Öncelikli olarak geçtiğimiz hafta yabancı para mevduatların nasıl okunmasıyla ilgili videoya gelen yorumlar için teşekkür ederim. İkinci teşekkürüm de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na olacak. Çünkü o videoda parite etkisinden arındırılıp verinin aktarılması daha verimli olur diye anlatan ekonomistlerden, analistlerden biriydim. Bir hafta geçmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Perşembe günü yabancı para mevduat verisini hem stok değişimi hem de parite etkisinden arındırıp vermeye başladı. Bir teşekkürü de onlara buradan yeniden iletmiş olayım. Şimdi küresel tarafa baktığımız zaman özellikle de Amerika'daki gelişmelere enflasyon bolca dillendirilmeye başlandı. Özellikle Perşembe akşamı Amerika'daki tahvil piyasasında oluşan hızlı fiyatlamalar dikkat çekti. Saniyeler içerisinde Amerikan 10 yıllığı %1.50'den %1.60'a hızlıca sıçradı. Tabii tartışmalar gerçekten bu noktada ikiye bölünmüş durumda. Biz yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile piyasalar arasında enflasyon konusunda gri bir alan olmasına alışkındık. Ancak bunu Amerika'da küresel piyasalarda görmeye başlayınca finansal piyasalarda yaratmış olduğu sıkıntı çok daha farklı, çok daha büyük oldu. Bu noktada tabii ki Fed enflasyonu nasıl okuyor, piyasa nasıl okuyor diye bir incelemek istedik bu videoda. Şimdi şöyle kademe kademe gidecek olursak bir defa Amerika'da şunu söyleyelim, bir ekonomik canlanma geliyor. Bunu aşılanma süreci, Covid vaka sayılarındaki azalma bunu bize gösteriyor. İkinci konu şu oldu, Fed tarafından öncelikli olarak faizler sıfıra çekildi, ciddi de bir bilanço genişlemesi yapıldı. Yetmedi, üzerine Biden döneminde 1.9 trilyon dolarlık bir teşvik paketi çıktı. Bunu da koyalım. Bir taraftan da tabii ki sosyal mesafe kurallarının yavaş yavaş azalıyor olması da ekonomideki canlılığı da beraberinde getiriyor. Bunların doğal bir sonucu olarak da emtia fiyatları hızlıca yükselmeye başladı. Son 7-8 yılın en yüksek seviyelerinde geldi. Bu da enflasyon tartışmalarını kaçınılmaz kıldı. Şimdi burada piyasanın fiyatlamalarını zaten biliyoruz, görüyoruz. Getiri eğrisinin dikleşmesini, uzun vadeli tahvil getirileriyle kısa vadeli tahvil getirilerinin arasındaki farkın ne kadar açıldığını zaten piyasadaki oluşan fiyatlamadan görüyorduk. Peki Fed bunu nasıl görüyor diye baktığımız zaman yapılan iletişimlerden birazcık yola çıkacağız. Bu hafta işleyeceğim yine konuların ana teması Fed tarafında enflasyon nasıl görünüyor? Biraz ipucunu Bill Dudley'den alalım. Bill Dudley kimdir? Geçtiğimiz dönemlerde Fed Başkan Yardımcılarından biri. Bu çerçevede şöyle bir notlarımı göz atayım ama bu arada size de bir lafım var arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta videoyu çekmişiz. Yaka bağırı açık. Biriniz de uyarmamışsınız bu arada. Onun için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum size. Bill Dudley der ki, enflasyon 4 nedenden ötürü Amerika'da kalıcı bir yükseliş yapmayacak. Evet, yükselecek ama bu kalıcı olmayacak. Şöyle o 4 nedeni beraberce sıralayalım. Birincisi, Amerika'daki büyüme oranları potansiyelin çok çok altında. Bu yüzden de o 10 milyon meşhur işsiz Powell tarafından dillendirilen işsiz kısmıyla birlikte ekonomi tam potansiyelin uzağında olduğu için bu son yaşanan gelişmeler enflasyon üzerindeki etkinin sınırlı olacağını söylüyor. Bu birinci neden. İkinci neden, enflasyonun Amerika'da yavaş işleyen bir prosedür olduğunu söylüyor. Bizdeki gibi değil anlaşılan. Bizde Türk lirasına ani bir değer kaybı 2-3 ay içerisinde tüketici fiyat endeksinde hızlı yükselişi peşi sıra getiriyor. O örneği vermiş 1970'lerde iki tane petrol şoku ve arkasından gelen yıllar sonra iki haneli enflasyon. Dolayısıyla bir, ekonomi potansiyelinden uzak. İki, Amerika'da enflasyon yavaş işleyen bir süreç. Üç, beklenti yönetimi. Enflasyon nedir? Biz içerideyi biliyoruz ama dışarıdakiler bu enflasyonunla ilgili olarak işte yaşlanan nüfus, harcama alışkanlıkları ve diğer nedenlerden ötürü fiyat artışlarını zaten kanıksamış insanlar değil. Zaten bu noktada beklenti yönetimi çıpalandığı için önümüzdeki dönem fiyat artışı olabileceğine ne şirketler inanıyor ne de gerçek kişiler. Dolayısıyla burada da beklenti yönetimi tarafından incelendiğinde enflasyonun sınırlı bir yükseliş göstereceğini söylüyor.
4 olarak da 4. nedense FED. FED çok güçlüdür demiş Dudley. Elinde kullanmış olduğu araçlarla birlikte burada bir enflasyonun işte o ortalama %2 seviyesinden uzaklaştığını görürse tereddüt etmeden konuya müdahale edebileceğini savunuyor. Dolayısıyla bu 4 nedenden ötürü sanki Fed'in gözünden okuyacak olursak piyasayla farklılaşma buradan. Ama tahvil piyasasında işlem yapanlar, hisse senedi piyasasında işlem yapanlar Fed kadar maalesef bu konuda sabırlı olamıyorlar. Bir taraftan tahvil faizleri yükselirken portföylerinde ciddi zararlar oluşuyor ve bununla ilgili olarak da gerek o zararın yönetimi gerekse de fonun yönetim kuralları üzerinden gidecek olursak pozisyonlarını hızla kapatmak zorunda kalabiliyorlar. Son olarak tabii burada söylememiz olduğumuz şey enflasyon tamam gelecek diyor ama enflasyon gelirken de bunu da 3 döngüye ayırmış ya da 3 bölüme ayırmış diyelim. Birinci bölümde şunu söylüyor. Evet diyor bir taraftan ekonomide bir canlılık oluyor, bir talep geliyor ama buradaki konu belli başlı fiyatlara hızlıca oluşan talepten. Bunun da geçici olabileceğini söylüyor. Mesela bu hafta bu konuyla ilgili olarak Powell'ın yapmış olduğu bir söylemde diyor ki araba fiyatlarında bir yükseliş görüyorsunuz ama çip bulamadıkları için, çip üretemedikleri için, dolayısıyla burada bir üretim kısıntısı olduğu için geçici nedenlerden ötürü burası yükseliyor. İki örnek birbiriyle ne kadar da benzeşiyor. İkinci konu biz bu 10 milyon kişiye iş bulurken yavaş yavaş talep oluşmaya başladığı noktada ya bir enflasyon gelebilir. Burada da enflasyon gelirse Fed yavaş yavaş o meşhur tapering dediğimiz kısmı yapabilir veya varlık alımlarını yavaşlatır. Üçüncü bölüme geldiği zaman da şunu görüyoruz ki tam istihdama gelindiği noktada artık Fed'in faiz arttırması gerekir diye düşünmüşler. Dolayısıyla öncelikli olarak bir geçici nedenler var şu aşamada gördüğümüz. İki o 10 milyon kişi yavaş yavaş iş bulma dönemi. Üç tam istihdama geldikleri dönem. Dudley'nin senaryosuna göre oraya gelinen noktada Fed faiz arttıracaktır. Piyasa ile arasındaki büyük fark da zaten gri alanda burada oluşuyor. Şimdi görüyoruz ki biz 5 yıllık tahvillerin başa baş seviyesine baktığımızda Fed şu aşamada vermiş olduğu sözlü yönlendirmeden biraz daha önce, belki de çok önce faiz arttırmak durumunda kalabilir. İşte buradaki konu da finansal piyasalarda taşları yerinden oynattı. Hangi senaryoda, nerede oturur şu aşamada piyasa bunu bilmiyor. Belki cuma sabahı gördüğümüz bir yatışma var ama acaba buna Fed bir tepki vermeli mi, bir sözlü iletişimde bulunmalı mı? Düne bakıyoruz, Bostik bu konuda diyor ki, 2 gün önceye değil, tarihsel ortalamasına, yılların ortalamasına bakın, Fed'in para politikası faiziyle veyahut da uzun vadeli tahvillerin ortalamasına çok uzakta olduğumuzu göreceksiniz. Dolayısıyla şu anda bir şey yapmamıza gerek yok diyor. Bu da tabii piyasadaki tansiyonu bir kademe daha arttırıyor. Şimdi bunun tabii ki Türkiye'ye etkileri veya diğer gelişmekte olan ülkeleri zaten bildiğim kadarıyla Gökhan Şen onu değerlendirdi. Ben sadece şunu söyleyeyim. Türk lirasının bu dönem içerisinde gördüğümüz o koruma kalkanı içerisinde yatırımcı algısı belki birazcık daha pozitife döndü. Ama içeriye gelen o 15 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz. Bu 15 milyar dolar ne gitti hisse senedi aldı, ne gitti tahvil bonoya yoğun bir şekilde tahvil aldı, ne de işte Kayseri'de, Manisa'da, Bursa'da, İzmit'te fabrika kurdu. Bunlar kısa vadeli olarak park etti ve swap piyasasında bekliyor. Elbette ki hızlı fiyat hareketleri onların da zarar kes seviyelerine veya iz süren zarar kes emirlerinin çalışmasına neden oluyor. Bakalım bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikasını değiştirmek durumunda kalacak mı? Türk lirası bundan nasıl etkilenecek? Borsa İstanbul 1500'ün üzerinde patinaj çekiyordu. Burada tutunmaya devam edecek mi? Görüş ve yorumlarınızı bu videonun altına bırakabilirsiniz.